Evet değerli dostlar, şu anda Hatay'ın Kırıkan ilçesinde TİGEM deposu olarak adlandırılan depomuzdayız. Burada Kırıkan Şube Başkan Vekilimiz Yunus kardeşimiz var. Sarıyer Şube Başkanımız Fatih Türk kardeşimiz var. Burayı Kızılay olarak hep birlikte depolama işlemlerini yapıyoruz ve tasdik işlemlerini yapıyoruz. Depomuz aşağı yukarı 6000 metrekarelik alan. Siz hayırseverler sayesinde buraya gelen malzemeleri, deprem zedelerimizi, afet zedelerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Burada offroadçu ekiplerimiz var. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan arkadaşlarımız, Gebze'den gelen arkadaşlarımız var. Karamürsel'den gelen arkadaşlar. Hep beraber burayı koordineli bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Yunus Başkan'a burada işin açıkçası elimizden geldiği kadarıyla destek vermeye çalışıyoruz. Yunus Başkan'ım, sizden önce Fatih Başkan'la isterseniz o da birkaç kelam etsin. Evet, depremin 13. günü. Talha Başkan'ımla birlikte bölgedeyiz. Elimizden ne geliyorsa, devletin tüm imkanlarının seferber edildiği Hatay Kırıkan'dayız. Acımız büyük, derdimiz büyük ama burada kimseyi mağdur bırakmama adına Hatay'ın tüm ilçelerine yardım götürüyoruz. Tüm vatandaşların taleplerine, bireysel taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Allah'a şükür olsun, devletimiz sağlam, dimdik, ayakta. Devletin varlığıyla alakalı, askerimizin varlığıyla alakalı sorgulanabilecek hiçbir konu yok. Biz buradayız, Kızılay burada, Sosyal Yardımlaşma Vakıfları burada, kaymakamlarımız burada, koordinatör valilerimiz burada. Kızılay'ımız burada, gönüllülerimiz burada, binlerce insanla. Devletin tüm imkanlarının vatandaşlara seferber edilmesi noktasında milletimizin emrindeyiz. Devletimizin yanındayız. Burada hakikaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapmış olduğu ve yurt dışındaki gönüldaşlarımızın, kandaşlarımızın, komşularımızın yapmış olduğu yardımlar tasnif ediliyor. Taleplere göre yerlerine yönlendiriliyor. Birçok gönüllümüzle birlikte burada gece gündüz demeden, saat mevkumu gözetmeden yaraları sarmaya çalışıyoruz. Burada tabii bu işin en çok sıkıntısını çeken Yunus Bey var. Biz Yunus Bey'le Sarıyer'den de tanışıyoruz. Buraya geldik. Allah burada da karşılaştırdı bizi. Kendisi Kızılay Kırıkan Şubesi'nde başkan vekilimiz. İlk günden beri burada yine saat mevkumu gözetmeden gecesini gündüzüne katan bir kardeşimiz. Biraz da ondan dinleyelim neler oluyor. Teşekkür ederim. Öncelikle değerli gönül dostlarım, Kızılay'a bağış yapan değerli bağışçılarımız. Biz yaklaşık Fatih Başkan da ifade ettiği gibi depremin 13. gününü yaşıyoruz. Sabah saat 4.10 gibi bir depremle uyandık. Yani tarif edilmez, acının tarifi olmaz, çaresizliğin adıydı aslında bu deprem. 7.7'lik bir deprem daha önce yaşanılmamış. Resmen Kırkan'a bir kırım yaşattı bize. %96'lık bir kırım yaşattı. Hiçbirimiz evlerimizde duramadık. Çok ciddi yaralar aldık. Her aileden en az 3-5 kişi hayatlarını kaybettiler. Ebediyete intikal ettiler. Biz kendi cenazelerimizi gömmeden bir vatandaşımıza daha nasıl yetişebiliriz bunun gayreti içerisinde sahadaydık. İlk saatten itibaren sokaklardaydık ve depolarımızı açtık. Yıkılmayan yerdeki depolarımızı vatandaşlarımızın üzerine kıyafet dağıtımı gerçekleştirdik. Allah razı olsun, Talha Başkanım, Ataşehir Şube Başkanımızla temas ettik. Çok güçlü bir ekiple geldiler. Daha sonra Sayın Fatih Başkan'la birlikte hem yemekhaneler oluşturduk. Çünkü ilk günler su ve ekmek sıkıntımız vardı. O gün herkes muhtaçtı çünkü. Hani sadece ihtiyaç sahibi değil, o gün herkes ihtiyaç sahibi oluyor. Paran var ama bir şey ifade etmiyor. Çaresizsin. Çaresizliğin adı Kırıkan'dı o gün. Sağ olsun devletimizden, Allah razı olsun, tüm imkanlarını seferber ettiler buraya. Değerli Kızılay'ımızın yöneticileri de elimizden tuttular bizim. Yaralarımızı sarma noktasında bizlerin yüklerini bir nebze olsun hafiflettiler. Acımızı yaşamadık onların sayesinde. Acıyı hissetmedik. Hissettirmediler bize çünkü. Her zaman kol kanat yerdiler. 13 günden beri belki de her birimiz günde 3 saat uykuyla en fazla ayaktayız. Ama durmadan
yılmadan vatandaşlarımıza şefkat ellerini uzatmaya devam edeceğiz inşallah. Bu vesileyle de bizlere destek olan değerli bağışçılarımızdan Allah razı olsun diyorum. Değerli şube başkanlarımıza da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hepiniz